huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önce işte hacca gidecek olanların veya gidenlerin e, mutlaka peygamber efendimizin kabri şerifini de ziyaret etmeleri gerektiği yönünde e, gerekir mi diye bir soru yöneltmiştik. E, ona e, şart değil yani haccin şartlarından biri değil demiştiniz fakat bir takım hadisi şerifler e, zikretmiştiniz. O hadisi şerifleri de tabi duyunca insan yani gitmezse ayıp yani peygamber efendimiz orada yatıyor. Oraya kadar evet. gitmişsiniz. Hani çok zaruri bir işiniz yoksa ziyaret edilmemesi de ayıp yani hakikaten e insan. Ayıp. Resulullah Efendimiz e yani ayıp yani Onun için Müslümanlar genelde bunu yerine getiriyorlar. Yani gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi orada sormadığımız bir şey daha vardı. O da şu. Kabri Saadet yani Peygamber Efendimizin kabri ni ziyaret için gidildiğinde nelere dikkat etmemiz lazım? Yani o sıradan bildiğimiz bir insan değil. Bizim peygamberimiz allah Teala'nın en çok sevdiği, alemleri onun hürmetine yarattığı bir kul. Dolayısıyla nelere dikkat etmemiz lazım? Bir soru daha yönelteyim. Zemzemle ilgili de kısa bir bilgi verirseniz sonunda memnun olur. Şimdi e, Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme an diyeceksiniz ki durakladınız. Duraklamamın sebebi şimdi arkanızda resimlerde de gözüküyor. iki katlı Mekke-i Mükerreme'yi gösteriyor iki katlı ee, Kabe-i Muazzama zaten fotoğrafında da görülüyor orada ee, içeride kalmış boğulmuş adeta. Şimdi bir de bu Kabe-i Muazzama'nın içindeki o revakların arkasında iki üç katlı yerler yaptılar gibi arkalarında bir de Kabe-i Muazzama'nın yerinde e, kralın sarayı var ondan sonra e, yüksek katlı e, görülüyor işte yani görülüyor. Çay, Evet. oteller var evet. boğulmuş Kabe görünmez halde yani şu anda ee, gösterdiği fotoğrafta daha şimdi bak daha net. Şu üst katlarda falan tavaf yapmak, dolaşmak edepsizliktir, uygun değildir, caiz değildir. Kabe-i Muazzama'yı yok etmişler hatta. Hapsetmişler. Hatta e, yakında bir Umre'ye gidene dedim artık Hira'dan gözüküyor falan. Dedi ki yaş bizden küçük abi dedi Hira'dan da gözükmüyor dedi. Helikopterle bakmak gerekiyor. İyice boğmuşlar dedi. Otellerle kapatmışlar. Ee, Mekke-i Mükerreme'yi böyle yaptıkları gibi 25 husus katlı e, 40 katlı zemzem tavır yapmışlar. Türkiye'de bile orada aynı şekilde devrimi kalanlar var. Bak, eh. Oradan tepeden öyle Kabe'ye tepeden bakarak aynı şekilde namaz kılanlar var. Belki tavaf da yapıyordur. Allah bilir ya nasıl yapıyorsa. Yani edepsizliktir. Osmanlı döneminde e, Kabe-i Muazzama'nın e, şu ucunun altında revaklar, Osmanlı revakları. Bunun üstüne geçen evlerin hepsini tıraşlamışlar, ildirmişler. Sultana ait yapılan bile yıkmışlar. Niye? Çünkü? Edepsizliktir. Edepsiz. Edepsizliktir. Hı. Peki bu edepsizlik hani uzattınız diyeceksiniz de bu edepsizlik Medine-i Münevvere'de de var Mustafa Bey. Çünkü kitaplarda anlatılırken işte Medine-i Münevvere'ye girerken uzaktan Ravta-i görünce işte evet bir dua var mesela Allahümme haza haramün nebiyyike diye başlayan bir dua var. İşte o okunur salatü selam getirilir. Ne Ravta-i Mutahhar'ası ya? Mescidi Nebi gözükmüyor. Mescidi göremiyorsunuz. Orası da öyle yüksek binalar. Evet otellerle öyle bir çevirmişler hapsetmişler adeta. Ancak şeyde hani gece ışıklarından falan fark edebilirsin minarelerini o kadar. Onun dışında onun dışında hapsedilmiş. Halbuki kitaplarda Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de e, ihramı yasak olanlar Medine'de değil. Medine şehri uzaktan görününce salam ve, salat ve selam getirilir. Sonra da işte Allahümme haza haramün nebiyike diye başlayan o dua okunur buyuruluyor. E, Tabi haç yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye girip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi ziyareti niyet etmelidir. Mescidi Nebi'de bir namaz başka yerlerde bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir orada, o beldelerde. Şehre veya mescide girmeden önce kusur abdesti alınır. Güzel ve kokular sürünür. Yeni temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak girer gider. Ben geldim ya Rabbi. Yok Sen kimsin <laughs> yani? Öyle değil yani. Öyle değil o. Ve Bismillah ve ala milleti Resulullah denir ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifleri okuyarak Vafir li zunubi veftah li evvâbe rahmetike ve fadlik diyerek mescide girilir buyuruyor. Bab-ı selamdan veya Bab-ı cibrilden mescide girip minber yanındayken iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılınır. Minberin direği sağ omuz hizasına gelmelidir. İki rekatta şükür namazı kılınır. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne yüzüne karşı döner. Diliyken olduğu gibi huzurunda edeple durup salat ve selam verir. Dinimizin bildirdiği dualı, duaları okur. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacze-i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı iki metre kadar uzakta edeple durur. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabri şerifinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Ve esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulullah diyerek başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra selavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip esselamu aleyke ya halifete Resulullah diye başlayan duayı okuyarak Hazreti Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hazreti Ömer'e de dua okuyarak selam verir. Sonra kendine, anasına, babasına dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mübarek yüzü karşısına gelir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu dileğe gelir. Tabi Bunlar hepsi çökmüşler, atmışlar. Kitaplarda yazılı bunlar da. Burada ve ravda Mutahhara'da, Mutahhara'da nafile veya kaza namazları kılınır, tövbe ve dua edilir. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Baki'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir Medine-i Münevvere'ye gidince. Kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Nitekim bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyet okumasa kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Kabrimi ziyaret, eden, e, ziyaret edene şefaatim helal oldu. Bana selam verene ben de selam veririm. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Bunlar Nefsad-ı Şerif'ti. Naklettiklerimizin hepsi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor bunları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam e, kabir şerifini hacca giden bir kimse eğer hani acilen gitti hac yaptı döndü ona diyecek bir şeyimiz yok. Kitaplarda zaten ona şey izin verilmiş. Bir, yani, şey bir, 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 bir zaruret durum var. Zaruret durumu var. Veya e, şimdi devlet erken de olabilir. Olabilir. Gider, sadece orada işte tavaf yapar, Arafat'ı çıkar ve oradan da aynı şekilde dönmesi gerekir. Devlet erkanıdır. Ee, onlar zaten kitaplarda da demiş, isna. İsnalar kaydıyı bozmasa. Ama onun dışında, e, onun dışında e, Peygamber Efendimiz e, hacca giden bir kimse, zaten götürülüyor programlarda var. Ama oraya gidince, e, işte orada o edebi, o inceliği gözetilmesi gerekir. Çünkü kimin huzuruna çıkacaksın? Allah-u Teala'nın Habib'in buyurduğu zatın huzuruna çıkıyorsun dolayısıyla mesela naklettik işte gitmeden önce gusül abdesti alınır. Önce bir tövbe istiğfar edilir. Hatta sadaka da verilir. Boynu bükük olarak o huzura çıkmaya çalışılır. Eğer gerçekten bu şartlara riayet edilir, boynu bükük olarak oraya gidildiği zaman, oraya gidildiği zaman mutlaka bunun karşılığında orada alır. Mutlaka alır ama. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kalbinden ve dünyanın her tarafına akan o nur kalbine gelir, bunu da o kimse hisseder. Efendim ben bir şey hissetmedim. Eh, kendine yan. Hatayı başkasında değil, kendinde ara. Hani zaman zaman aynı şekilde naklediyoruz, anlatıyoruz. Ee, elektrik kaçağı var diyoruz. Sen avizeleri yapmışsın, her şey mükemmel falan filan ama kabloda elektrik yok. E nasıl olacak? Kablolar işte, avizeler hepsi mükemmel. Mükemmel de oraya elektrik gelirse elektrik bunlar yok yanacak, bir faydası olur, kuracak. E dolayısıyla sen de Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam, ulaşacak olan yoldaki o edepleri yerine getirmezsen kabloda elektrik yok demektir. Ceryan yok demektir. Dolayısıyla feyiz alma mümkün değildir. İstifade edemezsin. Hatta tam tersi de olur. Orada başka şeyle meşgul olmamalı. Başkalarının hata ve kusurlarına bakmamalı. Kendi hata ve kusurlarını düşünmeli. Kendi hata ve kusurlarını düşünmeli. E, ve e, kendisi için, evladı için, kardeşi yani kendisine emanet edilen aynı şekilde bize dua edin diyenler varsa onları düşünerek onlar için dua etmeli. Dua etmeli. Ve e, oradan da edeple çıkmalı. Böyle paldır küldür, paldır küldür gidip Aa, burası mıymış ya falan. Ondan sonra paldır küldür, paldır küldür. Tekrar çıkma. Öyle değil o. Edeple yaklaşılır ve edeple daha aynı şekilde uzaklaşılır. Efendim bir sualiniz daha var mı? zemzemle ama, alakalı. O zemzemi bir başka zaman aynı şekilde yapalım Tabii. Çünkü vaktimiz Peki, yetmedi. İnşallah ta'ala Teşekkür ederiz. Şey yaparız efendim. Anlatırız. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hac, suyun kirleri temizlediği gibi günahları yok eder. Arafat'ta vakfeye durup da, günahlarının affedilmediğini zanneden büyük günaha girmiş olur. Hac edin ki, muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate kavuşasınız. Hac zenginliğe, zina fakirliğe sebep olur. Cana cefa, kıl ya vefa, Kahrında hoş, hoş. Cana cefa, kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder ya da devam. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder ya da devam. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Hoştur bana senden gelen ya Hilatü, yahut kefen oştur bana senden gelen ya Hilatü, yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş ya taze gül yahut diken celalinden cefa Yahut cemalinden vefa Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden vefa İkisi de cana sefa Kahrında hoş, lütfunda hoş İki Gel BAĞ ger bostan olan ger bende ger zindan olan gel BAĞ ger bostan olan ger bende ger zindan olan ger vaslu ger hicran olan kahret <laughs> da Şah-ı Alem oh, Zat-ı Elbet Hayy-i Ezel. Ey Cenneti zari zari. Sin cenneti huri alıtır siz zar zari vere cenneti huri lay. Kamil Mihal, Saadeti Ebediye Her bid'at sahibi, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde, manaları açık olmayan itikat bilgilerinde, yanlış tevil yaparak, yanlış mana çıkardığı için, hak yoldan ayrılmıştır. Halbuki Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'den kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisiyle mana çıkaran kâfirdir. Berika ve hadikada namazdan, imandan haberi olmayanların para kazanmak için piyasaya sürdükleri uydurma tefsirlerinin yaldızlı reklamlarına aldanmamalı, bunları almamalı, okumamalıdır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde kıymetli ve doğru olan yalnız ehli sünnet alimlerinin anladıkları ve bildirdikleridir. Ehli sünnet alimleri bu ilimleri eshab-ı kiramdan öğrendi. Bunlar da Resulullah'tan öğrendiler. Her mülhit, her bidat sahibi ve her cahil tuttuğu yolun Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun olduğunu sanır ve iddia eder. Bu halde Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan her mana makbul ve muteber değildir. Muhammed Said Faruki rahmetullahi aleyh İslam alimlerinden olan bu mübarek zat tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Derdi: bir Müslüman ki gelmiştir kırk yaşına, gitmiş gücü kuvveti ve ak düşmüş saçına, hatta hacca da gidip kabeyi etmiş tavaf. Buna rağmen gafletten uyanmazsa ne tuhaf. O hala oyun ile geçirirse ömrünü ve hiç düşünmez ise ecel ve ölümünü. Ne kadar şaşılacak bir haldedir o insan. Eceli yaklaşmış da o hala eder isyan. Ey insanlar, günahla ve dünya sevgisiyle kararır, hastalanır kalpler ziyadesiyle. Tedavi etmek için böyle hasta kalpleri terk etmek lazım gelir. Günah olan işleri. Öyle sakınırdı ki bu zat haram işlerden hatta pek çok mübahı terk ederdi bu yüzden Rabbinin rızasını düşünürdü her işte derdi ki ya ilahi yakma bizi ateşte günahlarınız için bir tövbe ederseniz ibadetlerinize bin tövbe eyleyiniz havada uçtuğunu görseniz bir kimsenin bu onun kemalini gösterir zannetmeyin. Öğrenmek isterseniz onun asıl halini bakın ki günahlardan tam çekmiş mi elini. Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan, hep günah işlemekle ömrünü ettin ziyan. Daha ne güne kadar bu gaflet sürecek hep? Ölüm hiç hatırına gelmez mi senin acep? haramdan mal yığmakla geçirdin bir ömrünü. Hiç düşünmüyor musun peki sen ölümünü? Elbette herkes gibi ölürsün sen de yarın. Kabir suallerine hazır mı cevapların? Eğer ki atılırsan cehennemin içine, bir an dayanamazsın en hafif ateşine. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim muhakkak bizim her halimizi görüyor Cenab-ı Hak. Onun için edep ve haya edip Allah'tan kaçalım titizlikle her günah ve haramdan. Herhangi bir günahı işlemek isteyince Allah görüyor deyip vazgeçiniz hemence. İbadet ederken de o görüyor diyerek en güzel bir şekilde yapın tam öğrenerek ve bir işi yaparken deyin ki içinizden, acaba razı mıdır Allah bu işimizden? Bilin ki, sizi her an görüyor Hak Teâlâ. O beğenir mi diye düşünün ilk evvela. Allahü Teala'dan titreyerek her saat günahta nefsinize vermeyin aman fırsat. İslam ahlakı Ezan minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiyede diyor ki müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbn Abidin rahimehullahü teala diyor ki ezanın uzaklardan işitilmesi için müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki hoparlörle ezan, kamet okumak ve namaz kıldırmak bid'attır. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadisi i şerifte bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi insanın sesine çok benziyor ise de insan sesinin kendisi değildir. Mıknatısın hareket ettirdiği parçalardan hasıl olan sestir. Yüksek yere çıkıp ayakta duran insanın sesi değildir. Hoparlörleri minarenin çatının sağına soluna arka tarafına koyarak sesin kıbleye doğru çıkmaması da ayrıca günah olmaktadır. Sesin uzaklara ulaşmasına ve hoparlörün tırmalayıcı metalik sesine ihtiyaç da yoktur. Çünkü her mahallede mescit yapmak vaciptir. Her mahallede ezan okunacak, her evden mahallesinin ezanı işitilecektir. Hazin olan insan sesleri uzaklardan işitilmekte, kalplere ve ruhlara tesir etmekte, imanları tazelemektedir. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati Cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezanı Muhammedidir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadisi i şerifte çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz ibadetleri benden ve hesabımdan gördüğünüz gibi yapınız İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faideli şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'tan Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'daki Ömeriye veya Ömerge Külliyesi'nden bugün ayakta kalan bazı unsurları anlatmaya çalışacağım. Ve bununla ilgili işte bilebildiğimiz hikayeleri sizlere sunacağım. Şimdi burada yolun kenarındayız. Trafikte soldan olduğu için bayağı bir değişik bir yerde duruyoruz. Yani benim yanından geçiyor hep bu taraftan gelenler. Arkamdaki hamamı sizlerle paylaşmak istedim. Bu külliye dediğim Ömeriye Külliyesi'nin hamamı. Çifte hamam değil. Tek hamam çok güzel bir şekilde de restore edilmiş. Ancak şu anda açık değil. Biz sadece dıştan ecdadın buraya bir külliye yaptığında hadi şapelleri, kiliseleri camiye çevirdiler. Harap olmasın onlar diye. Ama hamam o zamanlar demek ki yoktu. Bu hamam temelden itibaren Osmanlı inşa tarzıyla yapılmıştır. Lefkoşa'da mesela büyük hamam var. Orada da gördüğümüz gibi o da Osmanlı usulü yapılmış bir hamam idi. Bu yakın bir zamanda turizmin hizmetine açılacak. Ama biz şimdi buraları çekerken onu da atlamak istemedik. Malum temizlik insanın medeniyet seviyesini gösterir. Osmanlı'da her gittiği yerde öncelikle hamamı yaptırmış, sonra ibadethaneyi yaptırmış. Hatta bunun için Anadolu'da çok değişik şekillerde ama anonim bir hikaye vardır. İşte camiyi yaptırırken işçinin birisi taşı götürür götürür koymadan geri indirilmiş. E, mimarı sormuş, evladım sen niye böyle yapıyorsun? Taşı çıkarıyorsun, geri indiriyorsun. Efendim ben bugün efendim, bir gusletmem gerekiyordu. Banyo almam gerekiyordu. Fakat işte fırsat bulamadım. Onun için böyle taşı yani bu halimle camiye de böyle bir taş koymak istemedim. Bu çok yanlış ve çok uydurma bir hikayedir. İşte Ayasofya hamamı için öyle söylüler, daha başka Süleymaniye hamam için öyle söylerler. Yani mecbur kalmadan o şantiyede insanların gündüz harçla, taşla, toprakla uğraşıp akşamları bir duş almadan yattıkları ana fikrinden hareket ediyor. Yanlış. Bugün de dünyanın her yerinde bir şantiye kurulurken öncelikle işçinin duş alacağı yerler yapılma mecburiyeti vardır. Bu Osmanlı'dan gelen bir kuraldır. Öyle olan ecdadımız öncelikle hamamı yaptırdı. İnsanlar madem burada çalışacaklar, temizliklerini de yapsınlar diye. Ondan sonra da ibadethaneyi, kütüphaneyi, efendim daha başka yerleri, okulları yaptırırlardı. Ama öncelik hamamdaydı. Bu da buradaki Ömeriye Camii'nin yani şapelden dönüştürülmesinden önce temeli atılmış, yapılmış bir yerdir. Şimdi Ömeriye Camii'ne doğru gidelim. Ömeriye Camii'nin büyük bir avlusu var. Daha da büyük bir avlu vardı. Şu anda şu yolun da geçtiği yerlerden itibaren camiye kadar burası külliye dahil idi. Etrafında da çok büyük bir hazire vardı. Bu hazirede de çok kabirler vardı. Ama zaman içerisinde bunlar Türkiye'nin de birçok yerinde maalesef böyle kabristanların kaldırıldığını, başka yerlere nakledildiğini e, okuyoruz, görüyoruz, rastlıyoruz, çekimini yapıyoruz. E, o zamanlar olmuş. Bugün Bugünün insanını bundan 50 sene, 60 sene, 100 sene önce yapılmış bir hatadan dolayı sorumlu tutmak için değil. Ama tarihe saygı göstermek istiyorsak saygı bunlarla başlardı. Biz şimdi buradan Ömeriye Camii'nin avlusuna doğru hareket ediyoruz efendim. Bu yapının cami olmadan önceki hikayesine kısaca bir temas edeyim. Onu da geçmek istemedim. O zamanlar 1248'lerde yani Aziz sen John vardı veya John Montfort, Montfort veya Montfort ile Fransa Kralı Sen Louis, onda da bir sen olduğuna göre o da yani din tarafı ağır basan bir hükümdar idi demek ki dindar kimselere sen ifadesi ibaresi kullanılıyor efendim. Buraya 1248'de Eylül ayında Limasol'a geldiler etrafındaki yardımcı karargahı, kurmayları, efendim buranın kışı yumuşak geçer. Eylül ayında yaraladık, Ekim geliyor. Kışı burada geçirseniz diye tavsiyede bulundular. O da kurmaylarının sözüne inandı. Kararını onların sözüyle verdi. Ve efendim burada bir bulaşıcı hastalık çıktı. Herhalde çok şiddetli bir hummaya yakalandılar. Çünkü zaman zaman bataklıklar falan hala da Kıbrıs'ta var. Yani bundan 800 sene önce oluyor bu olay. Ve 250 tane asilzade ve komutanını Senlui kaybetti. Kendi de öldü. İşte Senlui buradaki şapelin tabanına gömüldü. Öyle. Diğer asilzadeler de başka yerlere gömüldüler. Daha sonraki dönemlerde 1571'lerde Kıbrıs'ı Osmanlılar Venedikler'den kurtardıktan sonra Kıbrıs'ın içerisindeki şapellere ayin için, ibadet için gelecek olan Kıbrıs'ın yerlerinin çoğu burayı terk edip Venedik tarafına göçtüklerinden, çünkü Venedik'le hakiki Kıbrıs'ı pek yaşatmadı burada. Yaşattıklarını köle gibi kullandı ve bütün idareleri kendi ellerindeydi. Onun için Kıbrıs'ta kiliseler ve şapeller boş kaldılar. Osmanlı'da buraları tamamiyetini bozmadan burada da aynı şey oldu. Burada çok geniş bir şekilde Hristiyanların bir ibadet ve eğitim merkezi idi. Onu Kıbrıs'ı fete fetihte komutan olan Lala Mustafa Paşa vakıf kurarak bu şapel'i Ömerge veya Ömerye adıyla camiye çevirdi. Burada bütün külliyedeki mektep, medrese dahil bütün unsurları da kurdu. Caminin avlusunda da güzel bir haziresi vardı. Arka tarafında da tahmin ediyorum vardı. Bu caminin bugün Lefkoşa'daki özelliklerinden birisi, Güney Kıbrıs'ta bölgesindeki. Güney Kıbrıs bölgesindeki çifte şerefeli iki minareden birisi bu camidedir. Ve caminin minaresi gerçekten burada görüldüğü gibi Osmanlı'nın minare stilinden biraz daha farklı. Kaidesi üç kuşakla birbirinden ayrılmıştır bir kere. Dörtgen olarak. Ondan sonra da ana gövde yine kuşaklardan birbiri kuşaklarla birbirinden ayrılmak üzere silindirik yapılmış. Ondan sonra da şerefe tabii şerefe sonradan böyle köşeli hale getirilmiş. Zannediyorum şerefe, birinci şerefe o zaman da yuvarlak idi. Daha sonra demir aksamla bu tamirler yapılmış. Ee, belki ustası bulunamadı. Belki öyle acil oldu. Efendim, birincisi köşeli, ikincisi ise yine yuvarlak bir şerefe. Tamamıyla bir Osmanlı mimari stilinin Kıbrıs'a has versiyon olarak yapılmıştır. Buradan da şimdi caminin avlusuna ve son cemaat yerine gidelim. Lala Mustafa Paşa ile ilgili, Kıbrıs'ın fethi ile ilgili birkaç bilgi daha verip caminin iç kısmında sizlere tanıtmaya çalışalım efendim. Buyurun gidelim. Ömeriye Camii'nin son cemaat yerine geldik. Son cemaat yeri Lefkoşa'daki şu anda Selimiye Camii olarak anılan caminin giriş yerinin biraz daha küçültülmüşü şeklinde. Ama yine Lüzinyanlar devri, devri inşaatındaki özelliklerin hepsini burada görmek mümkün. Üzeri ahşap beşik bir çatıyla örtülmüş ve sağlam muhkemce payeler üzerine oturtulmuş. Bazı payeleri Osmanlı burada ilave etmiş. Bazıları ise o Lüzinyanlar döneminden kalan şapelin kalıntıları. E ne yapalım efendim? Şimdi buradan Taç Kapı'ya geliyoruz. Taç Kapı'da yine o dönemin yapı özelliklerini e, olduğu gibi bizlere yansıtıyor. Tabii Osmanlı mimarisinden farklı sağda ve solda gördüğünüz gibi çıkıntı yerler var. Bunlar artık ne maksatla yapıldı, ne için kondu onları da tam olarak bilemiyoruz. Bu cami devamlı açık Ömeriye Camii. Cemaati de var. Vakit namazı da, Kalabalık namazda da de cemaati var, görevlisi de var. Yani devamlı ayak olan bir yer. Yolunuz düşerse e, Güney Kıbrıs'a e, bu camide rahat rahat hem işte abdest vesaire işlerinizi hem de namaz görevlerinizi burada rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yani kapalı mıdır olur mu olmaz mı demeyin. Burası daima insanlı. Buradan hemen iç kısmı ana harim kısmına geçiyoruz efendim. Bu caminin özelliklerinden birisi, iki önemli özelliği var. Birisi, halkın inandığı şekliyle Hz. Ömer radıyallahu anh'ın bu camiye gelip burada namaz kıldığı rivayet ediliyor. E, olur mu? Biz kayıtlarda Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs'ün fethine katıldığını ve Kudüslerin kendisini karşılamaya çıktığını ve o menkıbeleri biliyoruz. Kölesiyle deveye nöbetleşe binmelerini biliyoruz. Ancak buraya geldiğine dair bir kayda biz rastlamadık. Ha manevi alemde gelir mi? Gelir. Hz. Muaviye radıyallahu anh'ın Kıbrıs'ın fethini teklif ettiğinde ihtimal ki kendisi özel olarak da buraya gelmiş yolculuk etmiş olabilir burada da oturmuş olabilir. Halk da böyle inanıyor. Dolayısıyla biz bu inanılan şekline herhangi bir şekilde bir başka türlü bir ilave veya ret söylemekten imtina ederiz. İkinci olarak halkın bu camiyle ilgili söyledikleri menkıbeler Kıbrıs'ın fethi için Osmanlı askeri savaşırken Venediklerle böyle kılıç kılıca, namlu namluya savaşırlarken çok sıkışan bu bölgedeki Osmanlı askerlerine Hızır Aleyhisselam'ın yardıma geldiği rivayette de kuvvetli. Tabi böyle savaşlarda insanlar vatan millet için canını ortaya koyduklarında Allahu Teala diyor ki buyuruyor ki kuluna ey kulum sen en kıymetli şeyini ortaya koydun. Hayatını ortaya koydun. Vatan için, millet için, dinin için ortaya koydun. Ben merhametlerin en merhametli isim. Ben size yardım göndermez miyim? Diye zaman zaman Çanakkale Savaşı, Kore Savaşı dahil birçok savaşlar için böyle tanınmayan kıyafetlerde e, gayb aleminden birçok kimselerin yardıma geldiği hususu ciddi kitaplarda da yazılıdır. Burada da böyle bir şeyin cereyan etmesi hiç de acayip olmaz. Ömer Radıyallahu anh'ın ruhaniyet halinde de gelme ihtimali buraya var. Öyle veya böyle. Yani burası belki Hazreti Muaviye Radıyallahu anh'ın Larnaka'yı almasından sonra Araplar camiini yaptığı gibi burayı da camiye çevirmiş olma ihtimali var fakat zayıf. Çünkü burası Lefkoşa'da bir din eğitim merkezi olarak da düşünüyordu. Arkasında birçok halen boş yerler var. İşte UNESCO ve Avrupa Birliği çeşitli projelerle buraya çeşitli destekler yapmış. Restorasyon projeleri e, hızlı bir şekilde devam edecek deniyor. Şimdilik bir iskele falan kurulmamış ama yakın bir zamanda herhalde bu iş başlatılacak. Cami giriş kapısından itibaren yedi tane bizim Bursa tipi veya Kıbrıs tipi dediğimiz kemerlerle çatısı tutturulmuş. Ha eskiden tonozları olmuş olabilir bunun. Bir zelzele yıkılmış da olabilir. Sonra Osmanlı burayı camiye çevirirken, efendim pekala bu şeyleri, kemerleri otutturmuştur, çatıyı buna taşıttırmıştır. Hem çatı hesabı kolaylaşmıştır ahşap olduğu için. Burada Osmanlı buraya bir minber ilave etmiş. Bu minber de son senelerin yapımı gibi. Sanki tuğladan yapılmış da üstüne bir de ahşap hafiften korkuluklar olarak ilave edilmiş. Mihrabı daha eski görünüyor mihrabı. Tıpkı Selimiye Camii'nde olduğu gibi Osmanlı'nın böyle yerlere ilaveleri bu üç şey efendim. Bir minber, mihrap bir de burada müezzin mahfili. Bu tamamıyla Osmanlı'nın daha sonraki zamanlarda yaptığı şekilde üç tane e, taş sütunun üzerine oturtulmuş, ahşap, fazla e, süslü püslü değil, özenilmemiş, sade bir şekilde yapılmış bir müezzinler mahfili vardır. Bu da herhalde cuma namazlarında falan cemaatin rahat edebilmesi için onlara yer açmak maksadı müezzin takımına verilmiştir. Efendim, Güney Kıbrıs'taki tarihi yerlerin anlatımını bitiremedik. Lefkoşa'yı da bitiremedik. İnşallah Larnaka'yı da, sizlere ömrümüz varsa anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.